Evet, sevgili haber okuyucuları, bugün 3 Mayıs Türkçülük ve Milliyetçiler Günümüzü kutlamak üzere Ankara'dayız. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesini açıklamasını ile birlikte bir şölen havasında Arena Spor Salonu'nda yaklaşık 15 bin kişi çok diri ve heyecanlı bir şekilde Sayın Devlet Bahçeli'nin programı açıklamasıyla şölen noktalandı. Biz de orada çok birbirinden değerli başkanlarımızı görme fırsatı bulduk. Adaylarımızı görme fırsatı bulduk. Bu arada eski Edirne İl Başkanımız Muzaffer Doğan'ı da gördüğünüz üzere bulduk. Kaçırmayalım dedik. Bugünü bir değerlendirelim birlikte dedik. Engin tecrübesiyle. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün salon hop oturup hop kalktı. Çok heyecanlıydı. Evet. Açıkçası ben gelirken çok heyecanlanacağımı düşünmüyordum. Öyle sıradan. Mutat bilindik bir havada geçeceğini düşünmüştüm. Bugün inanılmaz bir heyecan vardı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Bu heyecanı şöyle düşünürsek, genel başkanın konuşmalarında da değindiği gibi 46 yılını doldurmuş ve iktidara susamış ve Türk milletine her türlü fedakarlığı yapmış, Türk milletine canını, kanını, hayatını, istikbalini feda etmiş bir toplumun artık Türk milletinden bir beklentisinin olduğu, bugüne kadar ya karşılıksız yaptığı her şeyi gene karşılıksız yapmaya devam etmek için ülkenin bugünkü durumundan kurtarıcı bir rolü ülkücü hareket kendinde gördüğü için yeniden sahalara inmenin, yeniden ülkenin sevdasına düşmenin ve yeniden ülkenin yollarına düşmenin, adım adım ülkeyi arşınlamanın bir heyecanı vardı. Dolayısıyla bu heyecan Sayın Genel Başkan'dan başlayarak milletvekili adaylarında ve onların etrafındaki arkadaşlarla salonu dolduran binlerce vefakar, cefakar, hayatın hiçbir döneminde hiçbir şey istememiş insanların tek bir isteğini gördüler. Bugün artık iktidar istiyorlar. Peki yani özlenen bir tabloyu, özlenen bir atmosferle süsleyince, motive edince böyle bir heyecan oluşuyor. Evet. Anladığım kadarıyla bu. Bir de biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülkücülerin seçim meydanlarına çıktıklarında daha çok böyle hep güvenlik kaygılı, hainler karşıtlığı üzerinden propaganda ve söylem geliştirdiğine alışkınlık diye bir algı var. Bu algıyı bugün temelden yıkan tamamıyla ekonomik reçetelerle, taahhütlerle, Türkiye'nin nasıl yönetileceğine dair ilginç projelerle ve her şeyden önemlisi de bunları nasıl yapacaklarına dair kaynak göstererek bir tablo oluştu. Ama bu arada arkadaşlarımızdan biri beni aradı. Sayın Bahçeli böyle açıklarken CNN'de Durmuş Yılmaz Uşak milletvekili adayı, Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz'ın bunların yapılmasının mümkün olmayacağını, kendim seyretmemekle beraber aldığım mesaj bu. Kaynak sorunu, büyüme sorunuyla ilgili sanki olumsuz baktığına dair bir yorum aldım. Tabii bu çelişki olarak ortaya çıkar. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani bugünkü sunulan projeler, taahhütler neydi? Önce bir kere şöyle bir yanlışı düzeltelim. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu tarihten bugüne kadar sadece güvenlikle alakalı değil, bizim gençlik yıllarımızda siz de daha iyi hatırlayacaksınız, birçok çok ciddi projeyle, yani tarım kentleri gibi hatırlarsınız, işçinin fabrikaya ortak olması gibi, evet, sosyal içerikli, gecekondu meselesi gibi Türkiye'nin birçok sosyolojik sorunlarına ilk önce değinen entelektüel bir partidir. Ama kamuoyunda uzun yıllardır muhatapları tarafından Milliyetçi Hareket Partisi sanki mahallenin delikanlısı pozisyonuna oturtulmuştur. Bu delikanlı kavga edecek, mahallenin kızlarını koruyacak,
Ama mahallenin kızlarına talip de olmayacak. Yani namusunu koruyacak ama bekar gezecek. Kendisi istemeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi belki de bunun farkına varır. Ya da bu konumdan kurtulmak için yıllardır ürettiği projeler. Aslında bundan önceki seçimlerde de, bundan sonraki seçimlerde de, yani çok daha önceki seçimlerde de, rahmetli Başbuğ'un zamanında da. Bizim söylediğimiz bazı işler çok marjinal pozisyona geliyor gibi gözükse de. Evet. Ama bugün şunu gördük, belki salondaki bir bütünleşmeyi gördük. Yani artık ülkücüler de illa ekonomiyi konuşmayı, illa bazı şeyleri, milletle ortak, milletin ortak dertlerini konuşmayı, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu. Bu bizim biliyorsunuz 3 seçim. Ya bu bir de biraz bu ülkeyi yönetmenin talibiz olmadı mı bugün? Tabii bugün iktidar, artık millet iktidar istiyor. Ve bu adam da o salonda gördüğünüz, yani gerek milletvekili adayları, gerek diğerleri, gerek parti yöneticileri, işte başkanlık, divanı vesaire. Ama bunların dışında o tribünlerde oturan, bayrak sallamaya alışmış, sadece slogan atacağı zannedilen insanların da bunları biz yaparız noktasına gelmesidir. Evet. Yoksa bunu siyasi bir söylem olarak değil. Bir de bu hareket hakikaten Türkiye'nin çok yetişmiş kadrolarına sahip. Bugün Türkiye'de aslında etrafımıza şöyle bir baksak, ülke yönetiminin şu andaki kadrolarına bir baksak. Bugün gördüğümüz manzara şudur. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi dahil içerisinde ülkücülerin ya da bu ocaktan yetişmiş gençlerin olmadığı bir tek parti gösteremezsiniz. Yani başka partilerin sizin yani Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarından futbolcu transferi gibi transfer kadro eder gibi etmişlerdir ve bunu zaman zaman o kadar. Peki bu ülke hareket açısından, MHP açısından sevinilecek bir durum mudur? Yani bu aynı zamanda MHP siyaset okulu gibi de olmuş olmuyor mu? Tabii MHP, Milliyetçi Hareket Partisi zaten yani budur ki ülkücü hareketi diyelim, parti olarak düşünmeyelim. Ülkücü hareket bu milletin öz benliğidir, öz kadrosudur, aslıdır, kendisidir. Yani ülkücü hareketin aslında milleti ayırmak bile, yani başka bir grupmuş gibi düşünmek bile yanlıştır. Bu millet neyse bu hareket odur. Bu hareketle bu millete ilk defa belki de hareketin mensupları ve milletin buluşması sağlanıyor şimdi. Evet. Yoksa daha önceki gibi efendim işte bunları bizi siz de iyi bilirsiniz. 12